farklı bir tatil anlayışını Aktur'da yaşayın. Tatilde ev konforunu arayanlar için vazgeçilmez adres. Aktur Residence. Sürekli yenilenen tesisleri ve yükselen kalitesiyle Bodrum'da tatilin adresi Aktur, açık görüşü sunar. Merhaba sayın seyirciler. Bugün 23 Eylül 2017 Cumartesi. 26 Eylül'de 85. yılını kutlayacağımız Türk Dil Bayramı nedeniyle hazırladığımız özel programa hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, ülkesinin yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır diyen ve o yıllardan bugünleri görme öngörüsünü bizlere yaşatan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü de bu vasıtayla bir kez daha saygıyla, özlemle anıyoruz. Sevgili izleyiciler, bugünkü konuğum eğitimci, türkolog Sayın Nadiye Sarıtosun. Biz Nadiye Hanım'la mümkün olabildiğince Türkiye'de dil nasıl oluşmuştur, bunun tarihçesi, dil bayramına neden ihtiyaç duyulmuştur ve bugün ülkemizdeki dilin yeri, önemi, geldiği noktayı ayrıntılarıyla konuşmaya çalışacağız. Ama sizler de eğer programa katkı sunmak, soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz Facebook'tan ya da diğer sosyal medya araçlarından bizlere ulaşıp soru ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Evet, sevgili hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun sevgili Ayhan Ongun. Öncelikle yayın saatinizin ve gününüzün dışında bu konu için özel bir yayın hazırladığınız için sonsuz teşekkürler. Bu tabii ki... Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Keşke hep böyle programlar yapabilsek. Yani ülkemizin içinde bulunduğu bu karanlık günlerden bizi aydınlığa çıkaracak olan da zaten bu tür çabalar olacaktır diye düşünüyorum. Vallahi konuyu dağıtmak istemiyorum ama görsel basının bir görevi de zaten toplumu eğitmektir. Ama ne yazık ki bu işlevi ne kadar yerine getiriyor tartışılır. Teşekkür ediyorum. Türkoloji eğitimi aldım. Uzun yıllarda üniversitelerde çalıştım. Bir türkolog olabildiğim ne kadar söylenir, yayınlarım vardır. İyi bir türkoloji öğrencisi ve çalışanı olmaya gayret ettim. Biraz önce söylediğiniz Atatürk'ün 1930'da, onu sonra unuturuz, ek yapayım. 1930'da Sadri Maksudi Arsal'ın Türk Dili İçin adlı bir çalışması var. İstanbul Üniversitesi yayınıdır bu. Atatürk buraya ön söz yazıyor ve kendi el yazısıyladır bunu. Evet. Çoğu kişi hatırlar. Bu benim terim hazırlama kılavuzu intelektörlüğünce basla. Cümlenin başı şudur. Ulusal duygu ile dil arasındaki bağ çok güçlüdür. Dilin ulusal ve zengin olması ulusal duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil bilinçle işlensin. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk ulusu, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır. 1930. Evet. Özür dilerim, bağışlayayım bunu. Elbette. Sonra üzerinden dönemeyiz, geçer. Şimdi hocam isterseniz şeyden başlayalım. Yani bu geçmişten günümüze Türk dilinin tarihi akışı. Aynen ben de öyle düşündüm. Oradan başlarsak. Sağ olun. Aynen ben de öyle düşündüm. Çünkü dil devrimi şöyle oldu, böyle oldu demek istemiyorum. Biz böyle de eğitim aldık. Nedeni niçini? O günkü koşullar neydi? Bunu yaratan sebep ve sonuç ilişkisi neydi? Ve temel kavramları bilirsek. Yani dili, eğitimi, Türk dilinin tarihi gelişimini bilirsek az çok
bu işlediğimiz konu bir bütünlük kazanır. Bir bütünsellik içinde bizi dinleyenler konunun bütününü algılayabilirler. Şimdi ben aslında şuradan da başlamak istiyorum. Yani insan doğada konuşan tek canlı, düşünen de tek canlı. Bunun için işte konuşan hayvandır deniliyor ya. Evet. Aristo. Şimdi şunu da belirtmek gerekir. Tabii ki diğer canlılar da arılar, balinalar, karıncalar iletişim kuruyor. Ama sese dayalı bunları bir cümle içinde kullanarak ve düşünerek iletişim kuran tek canlı insan. Yalnız burada hemen bir şey belirtmek gerekir. İlk insan konuşma bilmiyordu. Bu bir varsayım. Neden? Şöyle diyor dilciler. Çünkü bebek konuştuğu zaman ben geldim merhaba demiyor. Yani ilk insan konuşmayı sonradan. Konuşma yetisi var. Bebekte de var. Ama bu sonradan gelişiyor. Fakat nasıl gelişmiş? Hangi toplum? Kim önce konuşmaya başlamış? Nasıl konuşmuş? Bunu da bilmiyoruz. Tüm insanlarda konuşma yetisi aynı. Bebekler öyle. Ama bakın bir Japon bebeği ben büyütsem ana dili Japonca oluyor. Bir Alman bebeği biz büyütsek Türkçe oluyor. Yani içinde bulunduğu ortamın dilini, o kültürün dilini çocuk öğreniyor. Şimdi şunu da belirtmek lazım. Yani toplumun kültürüyle direkt bağlantılı. Tabii ki. Şimdi evet. Onları ben açıklayacağım. Yani neden evet. Tek bir dil yok? Yani niçin bütün madem ki hepimizin işte konuşma aygıtı belli. Bizim beynimiz büyük bir bilgisayar. Yani bu gerçekten büyük bir bilgisayar. Ve dillerin de formatları aynı. Yani işte ses var, sözcük var. Bunlar hece oluyor. Bunlar cümle oluyor. Bir ileti geliyor. O ileti beyne gidiyor. Hemen burada algılanıyor. Onun daha önce dosyası var. Yani format bu hepsinde. Ama farklı dosyalar. Klasörlerde toplanıyor. Toplanıyor. Ondan sonra hemen o bu beyin mantığından geçiyor. Hemen dile dökülüyor. Aslında bazen ses duymaya bile gerek yok. Biz hiç ses duymadan da içimizden sessiz bir dil kullanarak düşünüyoruz. Eve gideyim şunu yapayım, bu kitabı alayım, bunu okuyayım. Biz yine sözcüklerle düşünüyoruz. Şimdi pekala şunu algılamak lazım. Şunu açıklamak lazım. Neden bu kadar çok dil var? Madem insanların hep aynı konuşma yetisi. Neden 3504 ne yakın dil niçin? Dil var evet. Neden bu kadar çok? Neden bu diller farklı? Bir de işin ilginç yanı doğadaki nesne. Bakın insanlar bebek de öyle. İlk insanda kuşkusuz somut olan kavramları adlandırmıştır. Bebek de önce somut öğrenir. Ve sonra eylemleri. Koşmak, düşmek, bakmak. Yani hiç bebek önce barış, sevinç, korkmak, üzüntüyü belleyemez. Hatta deyimleri meyimleri çok sonra. Bunları ancak çok sonraki 4-5 yaşından sonra algılamaya başlar. Şimdi çok ilginç doğadaki bir takım mesela yıldız dünyanın her yerinde yıldız gibi. Evet. Deniz her yerinde dünyanın deniz gibi. Ama niye bunları uluslar, diller farklı adlandırıyor? Niye yani ben dağ diyorum öbürü mount diyor. Niye ben yıldız, ıldız tüm Türk dillerinde öbürü stern diyor Alman. Bunu da dil bilim bunlarla uğraşmıyor. Yani bu böyle bir olgu insanoğlunun dünyadaki yeri, iletişim kurduğu araç dil bu. Ve her toplum kendi kültürüne göre bir dil oluşturmuş. Kendi gereksinimine göre. Ama şöyle bir şey var. Bunlar böyle ulu ağaçlar gibi. Düşünün. Yani hepsi ayrı başına değil. Mesela bir ağacın kökünden Türkçe, Moğolca, Fince, Japonca ve Kore dili birlikteyken ağaç büyümüş. Türkçe dalı, Moğolca dalı, Japon, Kore dalı. Ya da işte Cermen dillerinden, Hint-Avrupa dillerinden 6. Cermen dili çıkmış. 6. yüzyılda oradan, 6. yüzyıldır Anglo-Saksonlar İngilizce oluşturmuş. Efendim öbür tarafta Nami-Sami dilleri değil mi o ki? Tüm bu diller insanoğlunun konuştuğu yapılarına göre, yani cümle kuruluşuna göre, önde mi, sonda mı, nasıl kullanıyor? Ve kültür sözcüklerine göre. Kültür sözcüğü şudur. En başından beri o dilde olan.
bedenimizle, yakın çevremizle ilgili ad ve eylemler. Yani el, göz, baş, ayak, 3-5, koş, git, yürü, yat, bak. Mesela örnek vereyim, buna göre işte akrabalıkları belirlenir dillerin. Ve yapılarına göre belirlenir. Biz Oral Altay dili ailesindeyiz. Evet. Mesela bir örnek vereyim, nasıl bu kültür sözcüğü. Herkesin bildiği sözcükler olsun. Hint-Avrupa dilleri içinde Farsça da vardır. Farsça Hint-Avrupa dili ailesi. Arapça Sami dilleri, Arapça ve İbranice. Mesela Yektu, tavla oynayanlar bilir. Yektu, Secar. İngilizcesi Bantu. Mesela brother'dır değil mi? Öbür kardeş. Nedir? Birader. Birader, kardeş. İşte kültür sözcüğü böyle bir şeydir. Şimdi efendim, biz bu ulu ağaçtan Türkçe dili olarak ayrıldık. Çok yıllar önce. Buna yıl değil, mesela İsa'dan 10.000 yıl önce falan diyebiliriz. Kazım Mirşan, bu arada isimler söyleyeceğim ben. Kazım Mirşan Asya kökenli bir bilim adamıdır. Bu konuda Türk damgaları, sonra da Haluk Tarcan onun çalışmalarını devam ettiriyor. Aslında onu bilim adamları çalışmalarını pek bilimsel bulmamakla birlikte Kazım Mirşan'ın saptamalarına göre çok eski yüzyıllara iniyor Türk dili, ama ne yazık ki elimizdeki ilk yazılı metinler 7. yüzyıl. Evet. Bunu herkes bilir, üzerinde durmayacağım. 7. yüzyılda Bilge Kağan, Kültein, Anıtlar, bunlar Orta Asya'da hala 1-1,5 metre boyunda taşlara kazılmış. Ama şu var, 7. yüzyılda Türk dilinin ilk metinleri ortaya çıktığında bunlar hieroglif, yani işaret alfabesi, 2 ABC var. Yani düşünün, insan topluluğunun ne kadar az olduğu, iletişimin hiç olmadığı, çok zor olduğu bir dönemde 2 ABC, Köktürk ABC'si ve Uygur ABC'si. Ve çok gelişmiş bir dil var. Şöyle ki, eş anlamlılar var örneğin. Mesela tatlı, bugün hala kullanıyoruz. Bir de süçik var. Evet. O da tatlı demek. Mesela tüngice. Bugün biz tünü unutmuşuz. Tün akşam. Geceden farklıdır. Evet. İki yerde yaşatıyoruz. Unutmuşuz bunu, atmışız. Akşam çok hoşumuza gitmiş, onu almışız. İki yerde yaşar, iki türevi. Tünemek ve tünek. Tünle ilgili olarak. Yani demem o ki, 7. yüzyılda çok gelişmiş bir dil var. Bu mutlaka çok 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 eski yüzyıllara gitmek durumunda, öyle patadanak bir dil oluşmaz çünkü. Fakat bu işte giderek çoğalıyor, yayılıyor. Çok önceleri göçler başlıyor. Şimdi bu, o dönemin toplumu şu. Hani insanlar göçebe toplum, göçebe toplum deniliyor ya. Bunlar böyle atların üzerine dıgıdık dıgıdık dıgıdık, oraya gidelim oturalım, buraya gidelim oturalım değil. İnsanların ekonomisi hayvancılık. Yani avcı toplayıcı toplumdan sonra hayvancılık ve ekip biçme başlıyor. Yani binlerce hayvan. Devlet atları bile, ak koyunlu, kara koyunlu, kara keçiler, sarı keçiler. Bu insanların ondan dolayı hayvanlarıyla yaşayacağı alan lazım. Yazlak, yazlık, yani yazlak, kışlık, kışlak. Ve yok, iklim değişiyor. Yine başımızda aynı şey. Ve insanlar göç etmeye başlıyorlar zorunlu olarak. Bu göçler çok önceleri başlıyor. Yani 1071 Malazgirt'te değil. Uzlar, peçenekler, avarlar, sakalar, iskitler. Çok önceleri Bizans bunları yerleştiriyor. Ege bölgesinde özellikle. Mesela Ankara'da İskit diye bir semt vardır, uluslar. Evet. İskitler diye. Şimdi bu göçler sürekli oluyor. Bir kısım oraya, bir kısım buraya. Mesela bir kısım Bering Boğazı'na, Yakutistan, Yakut Türkleri. Bir kısım Hindistan'a doğru. Harezm Türkçesi, Babürşah. Fakat bu arada toplumda çok büyük bir değişme oluyor. Yani toplumsal olaylar böyle dünden bugüne olmaz. Şimdi ne oluyor? 9. yüzyıla doğru Türkler İslamiyet'le tanışmaya başlıyorlar. Ve dinleri yavaş yavaş, Karahanlılar döneminde. İslamiyet toplum için din değiştirmek büyük bir toplumsal, sosyal boyut. Dinle birlikte Türkçe'ye de, dillerine de yabancı kelimeler girmeye başlıyor. Özellikle de tabii o dinin kutsal bildiği kitaptan kaynaklı olarak da geliyor. Etkileniyor tabii. Geliyor yabancı sözcükler. Ama burada hemen Divan-ı Lügat-ı Türkiye alalım o zaman. Yani
öyle bir hal alıyor ki bu o dönemde bile düşünen insanları rahatsız ediyor. Kaşgar Mahmut bakıyor ki ya ne yapıyor bu insanlar? Bunlar neden dillerinden bu kadar ödün veriyorlar? Oturuyor, sözcükleri topluyor. Ve öyle bir, bu bir sahafta bulunmuştur 19. yüzyıl sonlarında, 19. yüzyıl başında. Kitap sahaflarda bulunmuştur. Ne yapıyor? Çok ilginç bir sözcüktür o. Öneririm, lütfen alın. Türk Dil Kurumu'nun baskıları var. Madde madde, aslında amacı şu. Araplara ve Farslara, Acemlere Türkçenin basit bir dil olmadığını ve isterlerse Türkçede pek çok kelime bulunduğunu öğretmek için, amaç da bu. Bir de bunu öğretmek istiyor. Mesela her madde için ta tarihten gelen özdeyişler, atasözleri, beyitler, Acun diyelim dünya maddesi, Alper Tunga öldü mü, ıssız Acun kaldı mı, ödlek Öcün aldı mı, emdi yürek ırtulur. Bir ağıt yazıyor, bir sagu yazıyor. Mesela Erdem maddesi için bir atasözü yazıyor. Erdem başı dil. Kişinin erdemli olması dili. Dolayısıyla bu Divan Lügat-ı Türk bizim için bir ansiklopedik gibi bir şey. Yani hem tarihimizi hem soyumuzu kökümüzü öğreniyoruz. Evet, yavaş yavaş bu yabancı diller, Türkçe'ye yabancı dil dediğim Hint-Avrupa diline ait olan Farsça, Hami-Sami dillerinden Arapça yavaş yavaş dile egemen oluyor. Ama bu arada imparatorluklar kurulmaya başlıyor. İşte Büyük Selçuklu İmparatorluğu, sonra Anadolu Selçukluları ve öyle bir an geliyor ki insanlar, bu imparatorluklardaki insanlar, Kur'anlar Türkler ama dillerini işletmiyorlar. Yani mesela ne bileyim, şey öğretmekten öğretmeni yapmıyor, muallimi alıyor. Muallimi kullanıyor. Ya da işte konuşmaktan tartışmak, münazara alıyor. Konuşmaktan tartışmak yapmıyor, münazarayı alıyor. Ya da kendi sözcüklerini unutuyor, hoşuna gitmiyor. İşte tünü unutuyor, akşam gelip yerleşiyor onun yerine. Is, sahip demek. Is, geçer Yunus Emre'de. Isı beğenmiyor, bir tek ıssızda yaşar, dikkatinizi çekiyor. Evet. Sahip alıyor Arapçadan. Sin, mezar demek. Mezar, evet. Yunus Emre'de geçer. Sinmek yaşıyor hala dilimizde. Sin'i beğenmiyor, mezar hoşuna gidiyor. Dolayısıyla dilde böyle bir değişme ve öyle bir şey oluyor ki artık bilim, o döneminde bir bilimi var. Bilim eserleri Arapça, genelde Arapça, edebiyat Farsça, Farsça yazılmaya başlıyor. Bu arada şunu belirteyim. Hani göçebe Türkler, göçebe Türkler, yani demiri ilk işleyen bizleriz. Kerpiçtir yapılar, onun için kalmamıştır tarihten de. Beyaz altın ve sarı altını işleyen gene o Orta Asya Türkleridir. O çadırlar da Kızılay çadırı gibi değildir. Hani böyle üçgen çadır hayal etmeyin. Sevgili izleyiciler, onlar genelde beşgen. Hala bugün otağlar vardır Moğolistan'da. İçleri ipek ve halıyla döşeli. Ortasında ocak yanan ve bölümleri, odaları olan tabii. yerdir. Yani bunları bakın, bu konuda eğer bilgi edinmek isterseniz kaynakça ben size söyleyeyim. Bir kere Sinan Meydan'ın Türklerin, Atatürk ve Türklerin saklı tarihi, bunu okuyun, piyasada var. Yabancı Türkologlara bakalım diye düşünürseniz Fransız Jean Poirot çok da güzel okunur, yani roman tadında okunur. Türklerin tarihi. Rus Türkolog Gumilev. Gumilev'in de çok rahat okunur kitabı. O da Eski Türklerdir adı. Bir şey daha söyleyeyim madem kaynak öneriyoruz. Ali Tayyip Önder. Türkiye'nin etnik yapısı. Ben de ki 32. basım. 10 sene önce aldım. Yani buralardan anlattığım konular hakkında bilgi edinebilirsiniz. Biz şimdi gelelim. Büyük Anadolu Selçukluları yıkılıyor ama bu arada tabii ki Arapça, Farsça girmiş durumda. Sonra bir beylikler dönemi başlıyor. Osmanlılar. Beylikler dönemi önce. Bak ama beylikler dönemi öyle bir şey ki bir 100 yıl kadar sürüyor. O beyler halktan insanlar. İşte Mengüneç Beyliği, Menteşe Beyliği, Karamanoğulları, bir yıl beylik var. Sanıyorum 20'ye yakın Anadolu'da beylikler. Evet. Şimdi bu insanlar
şey medreseye gidememiş. Bu insanlar Anadolu Lisesi'ne de gidememiş. Bunlar İngilizce diyeceğim şimdi günümüzdeki gibi. Arapça, Farsça bilmiyorlar. Bu insanlar halktan kişiler. Ve okumak da istiyorlar ama anlamıyorlar. Biliyor musunuz beylikler döneminde ne yazılmışsa Anadolu ve Büyük Selçuklu döneminde hepsi Türkçe'ye çevrilmiştir. Yani bakıyorsun 100 yıl sonra onun şey, Gülşehir mesela Türkçe yazmaya başlamıştır. Fakat ne kadar acı ki bir de analım Karaman oğlu Mehmet Bey. Evet. Diyor ki mecliste, divanda, bargahta Türkçeden başka dil konuşulmayacaktır. Davul dövdürüyor. Bunun için de ölüyor zaten. Neden ölüyor? Ha divanda, mecliste, bargahta derken yani devlet işlerinde, devlet dairelerinde bargah, mecliste, divan dediği meclis. Yani idari bölüm. Ama bu arada şunu da belirteyim. Yani bilim dili Arapça, efendim edebiyat dili Farsça olurken sanmayın ki onları yöneten insanlar, Selçuklular evlerinde o dili konuşuyor. Hayır. Onlar yine halk gibi Türkçe konuşuyor. Ama üretim bu şekilde. Ve isimler değişik. Mesela ben size Gıyasettin Keykubat, Gıyasettin Keyhüsrev desem, sevgili izleyiciler, hangi ulus aklınıza gelir? Bu isimler size hangi ulusları çağrıştırır? İngiliz'i değil herhalde, değil mi? Elbette. Ya Arap ya Fars dersiniz. Hayır efendim, bunlar Türk hükümdarlarıdır. Ama şöyle desem, Ulu Bey, Kültin, hemen bir Arap aklınıza gelmez. Yani işte bu derece bir dönüşüm oluyor. Karamanoğlu'nun anlatalım acı sonunu. Tabii Türkçenin altın çağı, bir yandan da halk edebiyatı şekilleniyor. Öldürülüyor biliyorsunuz. Ve yanında konuşuyorlar. Ama Arapça ve Farsça konuşuyorlar. Suikastı o anda yanında planlıyorlar. Ama garibim bilmediği için Arapça Farsçayı öldürüleceğini de fark edemiyor. Fark edemiyor. Şimdi bundan sonra bu beyliklerden biri, hepimiz biliyoruz ki Osmanlı. Osmanlı döneminden sonra yavaş yavaş artık bu dil halkın ağzında, yani bilimde yok. Sanatta yok. Hele 16. yüzyıla doğru bir garip bir dil oluşuyor. Bu bir yapay dil. Şimdi bizim dilimiz yok muydu da bu oluştu? Yok, var. Halk yine evinde, halk edebi, halk şairi yine sazında. Yani şimdi nasıl bunu örnekleyeyim? Mesela en az Osmanlıca olan Nedim'den bir şey okuyayım. Esti nesimi ne bahar, açıldı güller süpüdem, açsın bizim de gönlümüz, saki medet sunacağım cem diyor adam. Öbür tarafta aynı yüzyıl Karacaoğlan diyor ki, eğer benim ile gitmek dilersen, eğlen güzel, yaz olsun da gidelim. Bizim iller kıraçlıdır, aşılmaz, yollar çamur, kurusun da gidelim. Öbür tarafta 13. yüzyılda Yunus, bakın dizeye bakın. Şimdi, beni bende demen, evet. Bende değilem. Bir ben vardır bende, benden üç yarı. Şimdi yani yetersiz bir dil değil. Ama beğeni o yönde. Anlatabiliyor muyum? Bu dili işlemiyorlar. Şimdi dil canlı bir varlıktır sevgili arkadaşım. Siz onu ve kullanıcısı biziz. İngilizceyi İngiliz kullanır, Fransızcayı Türkçeyi de Türk kullanır. Siz onu sözcük yapmazsınız, beğenip kullanmazsınız, üretmezsiniz. Başkasından alın. Çünkü dil demek, üretmek demek. Biraz sonra onlara gireceğim. Üretmezseniz, teknolojiyi alırsanız adıyla koyarsınız. Yani adam bahçesi çok bakımlı, alıyor ürününü bilmem ne. Aynı bahçe. Özeniyorsam adamın bahçesi çok güzel. Canım sen bahçene bakmıyorsun ki, otun çöpünü yokmuyorsun ki. Evet. Aa, ben çok uzun ettim değil mi? Yok. Çok da önemli konular aslında. Yani dilin de mutlak surette bahçedeki gül gibi bakıma ihtiyacı var. Evet. Beslenmeye ihtiyacı evet. var. Evet. Evet, yoksa bakın şimdi biraz sonra değiniriz. Mahkum oluyor, evet. Tabii ki. Zaten tarih bunun çöplüğüyle doludur. Yani bugün Hititçe ölü bir dildir. Bugün Latince de ölüdür. Hani tıp alanında, bilimde kullanılıyor ama kimse oturup da Latince konuşmuyor. Efendim Sümerce ölü bir dildir. Sümerce daha sonra Asur ve şeyde yaşıyor.
Asurlar'da yaşıyor bir müddet. Ama o dil öldü mü kültür de yok oluyor demektir. Kültür yok olunca, yani eğer sizin kültürünüz yabancı kültürlerin egemenliği altına çokça girdiyse diliniz değişiyor. Eğer diliniz değişmişse sizin düşünceniz, töreniz ve kültürünüz evriliyor. Hatta zaman içinde evriliyor, yok oluyor. Yok ve oluyor. Yok oluyor. Evet. Ve şimdi bu öyle bir şey ki dünden bugüne de olmuyor. Bunu gözlemlemek çok zor. Çünkü bu işte eğitimle de değineceğiz. Bu bir süreç gerektiriyor. O toplumun, o eğitimle, o gençlerin, o neslin yabancı bir kültüre evrilmesi, o yabancı kültürün sosyal yaşama dönmesi, bunlar böyle karşılıklı. Fark edemiyor toplum bunu. Bu işte sosyal bilimcilerin görevi bu. Yani yapmayın. Bu bir tehlikedir gelecek için. Tarihte de şunlar yaşanmıştır. Tarih tekerrürden ibaret değil sayın arkadaşım. Tarih kendinden ders almasını bilmeyenler için tekerrürden ibarettir. Değişimi inkar edenler için. Evet. Evet. Şimdi bu şeyde bir örneklemek lazım. Yani nasıl bir şeydi? Ben şiir okudum ama ve günümüzde de bir kıyaslamak lazım. Sonra ben dil düşünceye geçeyim. Mesela bakın ben size 17. yüzyıl 1784'tür bu elimdeki Vesim Abbas'ın Düstrül Vesim Fil Tıbbül Cedidi. Bu aldığım metin Fuat Köprülü'nün Türk dilinde gelişme ve sadeleşme evreleri adlı kitabından alınmıştır. Bunu yazan bir Türktür. Elimdeki bir tıp metnidir. Şimdi günümüzdeki bir tıp metnini okuyacağım. Zatürre'yi anlatıyor. Zatül cemp, dâül cemp manasındadır ve câül cemp dâidirler. Lisan-ı Türkiye'de yan ağrısı dinmekle maruftur. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Adam Türk. Ama diyor ki, bizim dilimize diyemiyor. Lisan-ı Türkiye'de yan ağrısı dinmekle maruftur ve meskürdür. Ve zebani farisi'de derdi pehlü tesmiyesiyle meşhurdur. Ve Yunanistan istihalatları Plerotus ve Plerotikasta'yı tesmiye ederler. Şimdi bunu bir Türk yazıyor. Diyor ki lisan Türk'te de böyle derler. Ama günümüzde bakın ben bunu bir farmakoloji kitabından aldım. Bir de günümüzden okuyayım bakalım ne olmuş. Biz bu işten akıllanmış mıyız? Biz akıl Osmanlıca'ya değineceğiz. Akıllanmış mıyız? Bakın okuyorum size. Kontini nokturmanlar enürzerise dispore popülasyonunun aslında bunlar hep görsel de antisatından materyal partnerlerin herediter kontüt patolojilerini intravenöze push edilen droplar endükler. Hasta ne anlayacaksa bundan? Bu bir farmakoloji ders kitabı. Düşünebiliyor musunuz? Aslında değişen bir şey günümüzde yok. O dönemin Arapça farçası, Osmanlıcası günümüzün Batı dillerine dayanan dil olmuş. Şimdi aslında Osmanlıcayı anlatmak istiyorum ben. Evet, orada eğitimi de mutlaka izleyicilerimle paylaşmak lazım. Şimdi sorun şeyde yani geçmişte yine topluma ya da toplumlara hakim olmak, egemen olabilmek adına dilde belli değişimler yapılıyor. Şimdi de daha ticari kaygılarla. Yani tabii bugün ki. İşte bu ilaçların içerisinde çıkan yazıların hastaların anlayamamasının nedeni de ticari kuşkusuz. O endüstriyi daha çok kâr eder hale getirebilmek adına böyle kullanılıyor. Üretmemesi için. Evet. Yani kendi dilini ve düşünce sistemini ve kendi eğitim sistemini oluşturursa düşünecek bilim. Şimdi onlara değinelim. Üretmemesi için. Yani bakın. Bu Taner Kışlan'ın şimdi çok şey okuyarak izleyicileri boğmak istemiyorum. Aslında bunların hepsi bilgisayarındaki görsellerdir. Bir A devleti, bir B devleti üzerinde egemen olmak isterse, bunun kalıcı ve en kesin yolu eğitimini, kültürünü ve dilini etkilemek ve ele geçirmektir. Bu kadar basit. Evet. Yani bu kadar basit. Şimdi abi, dil diyoruz ya, burada Osmanlıcaya geçmeden. Çünkü eğitimi o dille yapacaksınız.
o ülkede uygulanan dille, kullanılan dille yapacaksınız. Peki Osmanlı'da, Osmanlı döneminde eğitim nasıl yapılıyordu? Hangi dille ne? Şimdi onu anlatacağım ve Osmanlıca niçin kutsal bir dil değildir onları söyleyeceğim. Ama önce şunları bir açıklamak istiyorum, şu kavramları. Ve şöyle bir göstergem var benim, bu çok atıp almıştır. 8. Dil Bilim Kurultayı'nda sunmuştum bir bildiriden. Dil öyle bir şey ki, bakın, tüm toplumun sosyal kurumlarını içine alıyor. Kültürü alıyor, eğitimi alıyor, haberleşmeyi alıyor. Halk bir aile bağlarımızı, yemeğimizi, folklorumuzu, yani kendimizi ifade etmemiz ve o bulunduğumuz toplumda bir uçtan bir uca sağlıklı iletişim kurmamız için. Yani bizim ortak anlaşmalar sistemi. Tarihin bilinmeyen bir zaman birileri bunu Türkçe bu dağ olsun demiş. Özneyi başa koyalım demiş. Pekala, şunlara da değinmek istiyorum. Kültür nedir? Daha doğrusu eğitim nedir? Eğitim, sonra kültüre geleyim. Eğitim şu arkadaşlar. İnsanın önce kendisine, sonra da topluma yararlı hale getirme çalışmaları. Yani adam okuma yazmayı bütünü öğretirsiniz, adam yaşamı kolaylaştırır. Kadına sağlık bilgisi verirsiniz, çocuklarını sağlıklı büyütür. Kendine ve topluma yararlı hale gelmesi ve üretmesi için yapılan çalışmaların bütünü ve eğitim bitmeyen bir şey. İnsan var olduğu, yaşadığı sürece eğitim devam eder. Pekala, bilim nedir? İşte bilim şudur. Hani bilim bilim diyoruz ya. Bilim, evrenin ve doğanın olaylarını, gizlerini çözen, deneyler yapan, kanıtlanmış, ispatlanmış bilgiler dizisidir. Onu ispatlarsınız, bir diğeri üzerine gelir. Bir bilgiler dizisidir. Bilinmezi bilinir kılmak. Mesela yağmur nasıl yağıyor? İşte artı yüklü bulut, eksi yüklü bulut. Ama eğer siz yağmurun nasıl yağdığını bilim olarak buldunuz. Kurak geçen bir mevsimde yağmuru yağdırıyorsanız bunun adına teknoloji denir. Evet. Yani buharın gücünü buldunuz. Buharlı gemi yapıyorsanız bu teknoloji. Ama teknoloji için bilim gerekli. Tabii. Teknoloji şudur. Bilimin insanın kullanımına sunulmuş şeklidir. Makine bilimi vardır ama otomobil onun, o bilimin teknoloji ürünüdür. Şimdi pekala, uygarlık nedir? Bakın, uygarlık da şudur. Bir kültürün, bir ulusun kendi ana dili ve eğitim sistemiyle yarattığı, ürettiği bilimi teknolojiye çevirmesidir. Kendi insanı için bunu üretir. Şu insanı eğitir. Sonra o eğitilmiş insan, o kültür gelişir. Sonra bilim çoğalır. Bilimdeki bilgiler artar. Ha, ben şimdi bundan bir uçak yapayım der adam. İşte bu da uygarlıktır. Ama hemen belirteyim. Uygarlık, Doğu uygarlığı, Batı uygarlığı, işte çağdaş uygarlık, o toplumda kalmaz. Uygarlığı tüm dünya kullanır. Ama burada bir ince nokta vardır. Siz uygarlığı ürününü, yani teknolojinin ürününü alırken o dili de almak ya da o kültürde almak zorunda değilsiniz. Siz ona, örneğin Almanlar metro demez, U-Bahn der. Siz de buna alt ulaşım diyebilirsiniz. Yani kendi dilinizde adlandırıyorsanız şu kazancınız olur. Aldığınız bir şeyi kendi dilinizde adlandırıyorsanız onu sizin toplumunuzun kullanmasını kolaylaştırırsınız. Anlamasını kolaylaştırırsınız ve eğitimde öğrencinin algılamasını kolaylaştırırsınız. Dolayısıyla düşünce kurulur, eğitim amacına ulaşır. Ama hiç bilmediği bir sözcük bir öğrenciyi, halktan bir kişiyi düşündüremez. Hele siz yabancı dil eğitimi yapıyorsanız, o öğrenciden bir ilerleme, bir gelişme, bilim adına bir çalışma çok zor.
Bunu şöyle bir göstersem arkadaşlar alabilirler mi? Bu çok atı falan bilmiyorum, şöyle yapsam. Yani görünecek mi? Zoomlayabilirse. Zoomlayabilirse. Biraz... Bu bir çizelgedir. Yani burada işte dilini kullanarak insanlar düşünce kurar. Düşündüklerini dilleriyle anlatır. Ve bunları kişilere öğretip onları yararlı hale getirdiklerinde eğitim. Sonra sistemli bilgiler, sistemli eğitim yaptığında bilim ve sanat oluşur. Bu bir kültürdür. Bu bir kültürdür. Ve her kültür kendi gereksinim doğrultusunda bilim üretir. Yani şimdi mesela kar yağdırma diye bir derdi yoktur Eskimoğulların. Öyle bir derdi yok. Bu konuda bilim üretmez. Ama sahrada yaşayan yağmur yağdırma diye bir derdi vardır. Eskimoğulların soğuktan korunmaya yönelik bir şey yoktur. Evet. Yani bir onarak giyeyim yapayım diye bir şeysi yoktur. Ve bu bir toplumdur. Bilimin uygulamaya konulması teknik bilim ve uygarlık. Şunu söyleyelim. Uygarlık evrenseldir. Ama sesler ve sözcükler ulusaldır. Yani öyle olsa bütün dünya aynı dili kullanır, uygar. Ama bir şey daha açıklayacağım. Kavramlar evrenseldir. Sözcük ve terimler ulusaldır. Bilim ve teknikte ilerlemek isteyen bir ulusa ana dili engel oluşturmaz. Einstein diyor ki bir ulusun bilim bir grubun tek elinde olabilir ama bir dilin tek elinde olamaz. Bu Einstein'ın lafıdır. Yalnız şunu söyleyelim. Yabancı dil tabii ki olacak Ayhan Bey. Yabancı dil öğrenmek şarttır. Olacak İngilizce, Almanca. Benim kızım 4. Evrensel ilişkiler, uluslararası barışın sağlanabilmesi aynen anlamında. Aynen. Evet. Ben bugün hala yanıyorum. 40 sene oldu üniversiteyi bitireli. Halil İnalcı'nın eşi Şevki İnalcı benim Arapça hocamdı. Ben öğrendiğim Arapçayı, Farsçayı, hatta artık Osmanlıcayı zor okuyorum. Ben niye unuttum? Kızım 4 dil biliyor, oğlum 2 dil. Almanca, İngilizce. Çünkü bakın, bilimsel üretilenleri anlamak, diğer uluslarla iletişim kurmak için ve o bilimi, uygarlığı alıp kendi ulusunuza uyarlayabilmek için şarttır. Ama şunu bilmemiz lazım. Biz karıştırıyoruz. Yani kafa karışıklığı var bu toplumda. Yabancı dil bir araçtır, araç. Amaç değildir. Yani şöyle söyleyeyim. Boğaziçi'ne gidip ya da Ottu'ya gidip İngilizce mühendis olmak için gidilmez. Mühendis olmak için gidilir. İngilizce mühendis olunmaz. Mühendis olunur ama İngilizce de öğrenilir. Hatta Almanca öğrenilir. Hatta uluslararası ilişkiler okuyorsanız İtalyanca, Fransızca öğrenilir. Şimdi ben çok uzun ettim. Yani orada şu farkı da koymak gerekiyor sanıyorum. Yani yabancı dil eğitimiyle yabancı dilde eğitim farklı şeyler. Ağzınıza sağlık. Evet. Bizim anlayamadığımız, yüzyıllar boyu karıştırdığımız kafa karışıklığı budur. Yabancı dil ama tabii ki siz dilin teknolojiyi üretemiyorsanız işiniz de zordur. Elbette. Teknolojiyi üretmek için önce dilinizi ve düşüncenizi geliştireceksiniz. Bunlar böyle birleşik kaplar misalidir. Şimdi efendim bu Osmanlıca dille birlikte ne oluyor? Artık Osmanlı döneminde ABC de dile giriyor. ABC de alınıyor. Şimdi öyle bir kanı var ki Osmanlı'ya bir geri dönüş başladı. Evet. Bu kutsal bir dil olarak, kutsal bir ABC olarak görülüyor. Hatta günümüzde okullarda öğretelim. Ben en başında konuşmamın dedim ki her kültürün dili ayrı, sesi ayrı. Bu müziği bilirsiniz. Fransızların konuşmasının hemen farklı. Bende yumuşak ki onda yok. Onun lı sesi bende yok. Gırtlak sesi, kayın kayın, kaf kef bende yok. Şimdi Arap ABC'sinde 3 tane sesli harf var. Şimdi bunun Osmanlıcanın nedir zararı? Niçin Osmanlıcayı dil devriminden önce 1928'de harf devrimi var? Neden harf devrimine gerek görüldü? Bir kere bunu bilmek lazım. 3 sesli var.
bilmiyorum Osman Çeliç iştigal ettiniz mi? Çok az. İştigal ettiniz mi? Evet. Elif, Vavye. Ama bizim dilimizde 8 ünlü harf var. Şimdi bir kere bu 8 ünlü harfi karşılamıyor. Bunu Osmanlıca şöyle diyeyim. Şöyle örnek diyeyim. Sessiz harfler orada asıl. Mesela şöyle kahvelam. Arada hiç sesli harf yok. K'le. Şimdi bu kıl da okunur. Kul da okunur. Kal da okunur. Kel de okunur. Evet. Mesela ilim. İlm. Elif, lam ve mim. İlm. Bakın hiç biz bunu ilim yapmışız tabii. Hiç ses harf yok. Şimdi bakın bu şöyle okunur. Elem okunabilir. Ulum okunabilir. Alim okunabilir. Alem okunur. Alem okunabilir. Alem okunabilir. Hatta bir biliyor musunuz bir şey vardır özdeyiş. Arif olan anlar. Bu buradan gelir. Çünkü biz Osmanlıca okurken yandaki şeylerden bu kıl olamaz kaldır. Ya da bu şey. Yorumlayacaksın. İlim olamaz bu alimdir. Diye oradan çıkarırsın. Hiç duralamadan okursun. İşte arif olan anlar bu demektir. Arif olmayan ne yapacak? Ah şimdi. Bir kere bu ABC'nin öğrenilmesi çok zor. Osmanlı'da eğitim diyordunuz. Lütfen ona değinelim. Buyurunuz. Osmanlı'da nasıl bir eğitim sistemi vardı? Ya da Osmanlıca'yı tam anlamıyla bir dil olarak nasıl değerlendiririz? Bakın Osmanlıca diye bir dil yok. Evet. Osmanlıca yapay bir dildir. Şimdi mesela ben şöyle bir şey söyleyeyim size, uydurayım şu anda. Bu destinasyonlardaki floranın ve demografik yapının ambiyansı takdiri şayandır. Şimdi bu bir dil mi oldu? Bak. Çorba. Destinasyon dedim, flora dedim, ambiyans. İngilizce kullanmam. Takdiri şayandır. Bu bir dil değil. Bu ne Türkçe, ne İngilizce, ne İşte Osmanlıca öyle. Giderek artan bir bölümü, çok azı Türkçe ki yüklemler, çok az yüklem, Arapça, Farsça. Ve bu halk arasında konuşulmuyor. Emin olun saray da bunu konuşmuyor. Bu bir kendini gösterme, sanatını ortaya koyma. Zaten Tanzimat döneminde insanlar, şimdi onlara da değinelim. İnsanlar bakıyorlar ki, şimdi hep şöyle eleştiriliyor. Atatürk geldi kıyafeti değiştirdi. Atatürk geldi harflerimizi değiştirdi. İşte devrimleri yap. Hayır efendim, bunlar çok önceleri başlamıştı. Dedim ya başında, toplumsal olaylar dünden bugüne pat diye olmaz. Diktim fidanı, 2 yıl sonra mandalin verecek değil. Bu arada belirtelim, fidan dikilir ekilmez. Geçenlerde bir büyüğümüz 3. köprü yerine bilmem kaç tane ağaç ektik dedi de. Sayın büyüğüm, ağaçları biz dikiyoruz, ekmiyoruz. Dünden bugüne olmaz. Yani Osmanlıca'nın toplum için bir açmaz olduğu Tanzimat döneminde anlaşılmış. Ve Tanzimat aydınları Kırım Türkleriyle, Gaspralı'yla, Yusuf Akçura'yla, Zeki Velidi Togan'la yazışıyorlar. Bu arada adını analım. Miraslı İsmail Hakkı Efendi, bizim hemşehrimiz. Onun da ABC çalışması var Latin harfleri üzerine. Şimdi Atatürk bu iklimde büyümüş bir insan. Yani genç kalemler, Osman Tanzimat'ta genç kalemler, adamların işi gücü ne yaparız da bu dili sadeleştiririz. Şinasi gazete çıkarıyor. Halk nasıl okumayı bilse bile anlayamaz. Hani okumayı bilen yok da Osmanlı döneminde yani %1, %3 Anadolu'da hiç hemen hemen yok. Anlayamıyor ki dilini, okusa bile Osmanlıcayı. Ne yaparız bunu? İnsanlar bir araya geliyorlar. Size Ömer Seyfettin Öykücü diyebilirsiniz. Yanımda taşıdım. Bulursanız okuyun. Bir okuma önerisi daha. Bilgi Yayın Evi. Ömer Seyfettin dil yazıları. Ömer Seyfettin aslında bir dilcidir. Ve dil üzerine kafa yormuş bir insandır. Ziya Gökalp'le birlikte ondan önce, ondan sonra. Dil neden Türkçe? Bugün yazdığı her şey aynen okunabilir. Bu padişahlar da rahatsız. Bakın bunu da belirteyim. Hepiniz bilirsiniz arkadaşlar. İslahat dönemi diye bir yani o çöküş döneminde Kanuni'den sonra bir duraklama döneminde
islahat, reforma gerek duyuyorlar açıkçası. Üçüncü Selim'le başlıyor. Abdülmecit örneğin mülkiyeyi kuruyor. Batılı anlamda okula... Şimdi bu, Osmanlı niye bu duruma düşüyor? Şundan dolayı düşüyor. Osmanlı eğitimde uygarlığı kaçırıyor. Bak işte eğitim bu kadar önemli. Osmanlı doğmaya dayalı din, tekke zaviye eğitimi yapıyor. Yani Batılı aşmış, makine dönemine girmiş, matbaayı icat etmiş, aradan 200 sene geçmiş, sen hala çocuğuna matematik, fizik, kimyayı öğretmiyorsun. Ve bundan dolayı da bütün silahın, mühimmatın çürüyor, yenisini yapamıyorsun. Efendim gemilerin Haliç'te çürümüş, yenisini üretemiyorsun. Ne yapıyor örneğin? İkinci Mahmut kıyafeti önce o değiştiriyor, Türk değil. Biliyorsunuz setre panton. Hatta şey vardır. Bütün devlet dairelerde ikinci Mahmut'un fermanı vardır. Setre panton giyecek, fes giyecek. O feraceler ikinci Mahmut döneminde Sübyan mekteplerini kuruyor Abdülhamit. Hani Atatürk'ün de gittiği Selanik'te Şemsi Efendi miydi? Şemsi Efendi. Evet. Ve kız öğrenciler de gidecek diyor. Kızlar gidecek. O mahalle mektebinden çocukları bakıyor ki padişahlar gidiyor, kaymış. Uçurum öyle böyle değil. Bir yerden toplamak lazım diyorlar. Bunlara yenilikçi padişahlar diyoruz ya. Ama beceremiyorlar. Güçleri yetmiyor. Ne oluyor? Kızlar gidecek. Mesela öğretmen okulları açılıyor. Hemşirelik okulları açılıyor. Tanzimat'ta kadınlar pek çok yazı, dergi. Ama her zaman bir din baskısı, bir dogma karşılarına çıkıyor. Şeyhülislamlar örneğin. Mesela bir tanesini anlatayım, enteresandır. Burada anlatılacak çok şey var sevgili izleyiciler. Biz öğretmenler de böyle çok konuşuruz biz hocalar. Diyorlar ki bu Sübyan mekteplerinde çocuklar sırada oturuyor. Oturacak diyor padişah. Ama burada din eğitimi de verilecek. Verilsin, ne mahsuru var? Ama hayır, sırada otururken din eğitimi verilemez. Niye verilemez? Sallanması lazım. Rahlere karşısında. Evet. Tamam diyor padişah. Şeyhülislam'ı kışkırtıyorlar, padişah bunları anlattırıyor. Padişah diyor ki tamam, sıranın üzerine çıkarıp oturturun öyle sallansınlar. Sıraları yok edin demiyor. Sıranın üzerine çıkartın evet. diyor. Yani her zaman böyle bir engellemeyle karşılaşıyorlar ve başaramıyorlar. İstedikleri kadar reform yapsınlar. İpin ucu zaten kaçmış. Dille kaçmış, eğitimle kaçmış, düşünceyle kaçmış. Yok. Ama işte Atatürk bu iklimde yetişiyor. Yani onun tüm devrimlerinin bir altyapısı var. O biliyor, bu şey görüyor, bir Osmanlı paşası sonuçta. Görüyor, biliyor bunların yapımı. Niye başaramıyorlar? Niye işte Namık Kemal, efendim Şinasi, Şemsettin Sami, Kamusu Türkiye 9000 sözcük kalmış. 9000. Düşünebiliyor musunuz? Osmanlıca için 9000 sözcük toparlayabilmiş. Kamusu Türkiye adıyla basmış. Çünkü bir kere bir eski eğitimle büyümüş bu insanlar. Arkalarında tam bir devlet desteği, padişah desteği bulamıyorlar. O tanzimatçılar, genç kalemler. Ve bırak desteği. Baskı var. Yani Abdülhamit döneminde fecaati diye bir edebiyat doğuyor ki Allah vermesin, tek kelimesini anlamazsın. Adamlar hapse girmekten korktukları için kimsenin anlayamayacağı yeni kelimeler uydurup alıp yazıyorlar. Çünkü hafiyeler var ortalıkta. Yazdığını kimsenin anlamaması lazım. Bakın, bir şeyleri unutup geçmek istemiyorum. Sonra dönmek zor olur. Biraz önce dedim ya hani, bazıları şimdi Osmanlıca kutsal, eski yazıda bir şey bulsa neneler saklar dua diye. Halbuki o bir listedir, bir şeydir. Hiçbir ABC kutsal değildir sevgili Ayhan Hanım. Kutsal bir şey olduğunu nereden anlarız? Yani bir şey bizim dinimizde kutsalsa bizim ölçütümüz ne olmalı? Bizim bir kitabımız var değil mi? Evet. Açarız Kur'an-ı Kerim'i. O bizim en büyük, yani başka ne olacak? Açar, okur, araştırırız, bize ne sunulmuş, ne denmiş. Bu kutsallık üzerine ben de
Zaten hep okurum. Kur'an-ı Kerim'i şöyle, yalnız Yaşar Nuri Öztürk'ündür kaynağımı da söyleyeyim. Bir kere 50 ayette akıl saptadım. Akletmeyecek misiniz? Düşünmeyecek misiniz? Aklınızı işletmeyecek misiniz? Şimdi akıl nasıl işliyor sevgili izleyiciler? Bir sözcük buradan buraya gittiğinde eğer onu biliyorsan, senin kültüründe sen büyürken o senin zihnindeki bilgisayara girilmişse, yani onun programı yapılmışsa, pat diye dosya açılıyor. Ha, duymaktan duyarga, yönden yönerge, göstermekten gösterge. Onu buluyorsun. Ama hiç bilmediğin bir şey inhibe etmek. Ne olabilir? Yanındaki sözcükler varsa aşağı yukarı. Sonra sana şöyle diyor burası. Emin misin diyor. Bunu mu demek istedin diyor. Çünkü açmıyor ki düşünceyi. Evet. Bunu mu demek istedin? Şimdi işte hiçbir şey kutsal değildir. Akledebilmemiz için, düşünebilmemiz için onun bizde kaydı olması lazım. Ve ana dilinde büyürken kaydı varsa zaten çok rahat iletişim kurarız. Şimdi ben size okuyacağım, vereceğim. Lütfen evlerinizde eminim bir Türkçe Kur'an vardır. Siz araçıp bakabilirsiniz. Fussilet suresi. Fussilet. 41-61. Bunun ne demek olduğunu herkes biliyor, açıklamayacağım. 44. ayeti okuyorum. Şöyle diyor. Eğer biz onu yabancı bir dilde Kur'an yapsaydık elbette şöyle diyeceklerdi. Ayetleri detaylandırmak değil miydi? İster yabancı dilde, ister Arapça. De ki, o iman edenler için bir kılavuz, bir şifadır. İster yabancı dilde, ister Arapça. Bakın 58. ayet Dükkan Suresi. Dükkan. 44-64. Biz o Kur'an'ı senin dilinde kolaylaştırdık ki düşünüp öğüt alabilsinler. Senin dilinde kolaylaştırdık. Bir Ahkaf suresi 46-66, bir de bunu okuyayım. Halbuki ondan önce bir önder, bir rahmet olarak Musa'nın kitabı var. Bu Kur'an da öncekileri tasdikleyen kitaptır. Zulmedenleri uyarsın, güzel davrananlara müjde olsun diye Arap dilindedir. Arap dilindedir. Arapçadır ya da Arap dilinde gelmiştir demiyor. Arap dilinde geldi. Öbürünü de İbranice gönderdik diyor. Evet. Bu kadar basit. Şimdi harflerini biraz toplayalım. Evet, saat 4 programın oldu. Sonuna doğru geliyoruz. Dil devrimi, evet. Niye gerek duyuldu? Görün. Nasıl gelişti? İşte bu oradan yola çıkaratak bugünkü durum nedir? Of, ona nasıl zamanımız yetecek? Çünkü bugün çok. Şimdi bunu hemencik bir hızlıca geçmek istiyorum ben. Efendim işte bu ortamda bir kere şunu biliyoruz ki Cumhuriyet bir proje. Yani daha şeye çıkar Sakarya Savaşı. Tarihini de söyleyeyim, Temmuz Sakarya Savaşı'ndan önce Eskişehir Afyon Savaşı Temmuz 21 Temmuz 1921. Atatürk Öğretmenler Kongresi topluyor. Düşünebiliyor musunuz? Daha ortalıkta hiçbir şey yok. Savaş yani devam ediyor. Ve Erzurum Kongresi'ne giderken Mazhar Müfit Kansu'ya yazdırıyor. Yaz çocuk. Cumhuriyet ilan edildiğinde ABC değişecek. Dil devrimi yapılacak gizli. Ve bunları sıra sıra yapıyor. Yalnız bakın dil devrimi en son devrimlerden biri. Dil devrimidir. Şimdi önce bir kere harf devrimi yapılıyor. Çünkü bu ABC'nin o harflerin değişmesi gerekir. O harfler bizim dilimizi seslendirmeye yetmiyor. Halk öğrenemiyor. Bunun için 3 ay süre koyuyor. Aslında diyor 3 yıl, bu 3 ayda olacak iş değil. Ama şunu da belirteyim. Şam cephesindeyken Agop Dilaçar'la tanışıyor. Savaş daha Osmanlı. Ve ondan gramer kitapları istiyor. Yurt dışında basılmış Türkçe anlatan. Ve Atatürk uzunca süre dil bilgisi çalışıyor. Türk dil bilgisini çok iyi biliyor. Ve hakikaten harf devrimi 3 ay gibi kısa bir sürede gerçekleşiyor. Ve yeni harfler çok kolay insanlar tarafından benimseniyor. Bundan sonra sıra geliyor dil ve tarih üzerinde
çalışmaya. Şimdi dil devrimine şöyle çok kısa geçmek istiyorum. Önce Türk Dili Tetkik Cemiyeti kuruluyor. Yani dil üzerinde bir çalışma yapmak. Ama tarihi daha önce kuruyor tabii. Tabii tabii. Evet. Türk Tarih Kurumu ve 1 Kasım 1928 harf devrimi. Onu da söyleyelim. 4 yıl sonra. 12 Temmuz 1932'de Türk Dili Tetkik Cemiyeti kuruluyor. Şimdi bunlar ne iş yapmıştır uzun uzun anlatmak istemiyorum. Konumuz bu olmasına karşın. İşte Türk dilinin tarihini araştırmak, eski Türk metinleri, Kutadgu Bilig gibi, Divan Lügat-ı Türk gibi, Atabatü Lakayık gibi, hatta Deden Korkut öyküleri gibi bunlar araştırıyor. Halk ağzında yaşayan, hala yaşayan sözcükler var. Halk çünkü Türkçe konuşuyor. Halk ağzında yaşayanları bulmak, bu çalışmalar. Ve Türkçenin bilim ve sanat dili olmasını sağlamak, amaç bu. Ve 1934'te Türk Dili Araştırma Kurumu adını alıyor. 26 Eylül 1932'de toplanan 1. Türk Dil Kurultayı da Dil Bayramı olarak ilan ediliyor. Ve 26 bu Eylül. Evet, 26 Eylül. Bu dil kurultayının 3 gün süren kurultay radyoda ilk kez canlı yayınlanıyor. İlk kez canlı. Şimdi bundan sonra ne oluyor? Sonra bunun adı Türk Dil Kurumu oluyor. Türk Dil Kurumu Atatürk'ün mirasını bağışladığı, hiçbir yere bağlı olmayan, yani başbakanlar şuraya buraya bağlı olmayan, sonradan bağlanmıştır 12 Eylül'den sonra, evet. Ne yazık ki. Büyük bir çalışma başlıyor. Nedir bunlar? Halk ağzından sözcükler. Burada köy enstitülerini analım. Köy enstitüleri binlerce sözcük yolluyorlar. Orada heyetler toplanıyor. Türkçenin kuralları o kadar, bunlara değinemeyeceğiz, zaman yetmeyecek. 102 tane yapım eki var. İsterseniz binlerce sözcük yapabilirsiniz. Ki bunu biz denedik. Teknik Üniversitede Elektrik Elektronik Fakültesi Kontrol Bilgisayar Bölümü. Profesör Doktor Eşref Adalı bölüm başkanımızdı. İki kız öğrenciye doktora tezi verildi. Ben de tez danışmanıydım. Sentetik sözcük yapabilir miyiz? Yani bilgisayar sözcük üretir mi Türkçe'de? Türkçe o kadar kurallı bir dil ki. Benim o tez danışmanlığındaki işim şuydu. Ben her hafta gidiyordum tez kuruluna, dil bilgisi anlatıyordum. Etleri kökleri. Neden ne yaparsan ne olur. Lık ekini isme getirirsen ürünün yerini yapar. Benzinlik, zeytinlik gibi. Yok, yine isme getirirsen bir de şunu yapar. Gecelik, sabahlık, gelinlik, damatlık, giysi adı yapar. O kadar kurallı ki. Biliyor musunuz 2 milyon sözcük türedi. Tam 2 milyon. Doktora tezi benim kütüphanemdedir. Şimdi işte bu ekler kökler saptanıyor. Halk ağzından derlemeler yapılıyor. Bunlar ciltler halinde. 10 cilt, 12 cilt. Eski metinler taranıyor. Yalnız hemen belirteyim. Bir sözcüğü hani bilgisayarda çöpe atıyoruz ya. Evet. Orada bir müddet bekler. Öyle değil midir? Bir müddet sonra onu arasanız da bulamazsınız. Gider o. İşte dilde böyle. Çöpe attı mıydı onu? Toplum unuttu muydu? Bir daha onu gel biz seni artık beğendik, hoşumuza gidiyorsun. Bitti. Şunu yapıyoruz biz. Bakın kendi, bu bir aşağılık kompleksi. Kendimize özgü, bize özgü, ya bizi, bizim kültür ürünlerimizi basit buluyoruz, kaba buluyoruz. İşin özü bu, ben size söyleyeyim. Ama yabancı bir sözcük bize çok kibar geliyor. Mesela uyum demek bize çok şey geliyor. Tamirci gelmiş bana diyor ki kabloların ambiyansı bozulmuş abla diyor. Ya kablonun ambiyansı, ama o çok kibar oluyor yani o. Şimdi işte olay bu. Eski sözcükleri canlandırma, ama gene de binlercesi dilimize eski, şimdi hangi birini sayayım ben eski sözcüklerden? İşte giysi, il, oran, sanı, yanıt, ilerlemek, öykülmek, evren, aklamak, denli, deyin, artmak, tanık, sanık. Türetme yoluyla da bir yığın, işte evren gibi, kurum gibi, danıştay gibi sayışlar, sayısız sözcük. Ama ne ki iş çalışmayla değil, halkın onun kullanmasındadır. Ölçüt bu, halk kullanıyor. Evet. Yazarlar için, zaten bizim dilimize yabancı sözcük şöyle giriyor. Kimse sokaktaki adam bir sözcük bulmaz. Önce bu bilim yoluyla gelir.
Şunu da belirteyim, bir dilin zenginliğini bilim terimleri oluşturur. Yoksa sokakta 300-200 çarşı pazar dilidir o. Terimdir zenginlik. Bilim diliyle gelir. Bu bilim adamları, yazar çizerler, sanatçılar, yazarlar yoluyla gelir. Adam orada bir kelime kullanır. Ondan sonra basın yayın yoluyla halka geçer. Bu geçiş budur. O dönemin insanları, yazarlar, çizerler, gazeteler her gün ve halk benimsiyor. Çünkü kendi dilinde bir şey üretmişseniz o ona yabancı gelmez, kullanır. Bilakis yabancıyı anlayamaz. Ve dediğim gibi kullanmayan sözcük ölür. Mesela ben şimdi bugün bir örnek vereyim. Bugün günümüzde böyle anlamı düşen bir sözcük ben saptıyorum. Mesela döşek sözcüğü. Bize bu kaba geliyor. Dikkat edin. Döşek, döşeme, yani evi döşedik, döşendi, döşemeci falan diyoruz ama döşek, döşemekten döşek. Onun yerine yatak kullanıyoruz. Hayır, yatak o değil. Yatak, o döşeğin içinde olduğu alan. Yatak odası diyoruz ya. Evet. Aslan yatağından belli olur diyoruz ya. Neyse, döşek kaba geliyor. Bak, yatak da Türkçe olmasına rağmen. O hoş, gidip yatak alıyoruz. Halbuki bana döşeklere bakayım desen adam sana şöyle bakar. Kadın ama kaba konuşuyor. Mesela kayınana, değil mi? Biz bunu hani sesle düşmüş kaynana olmuş. Tıpkı kahve altı, kahve altı, sütlü aç, sütlaç gibi. Ama bak, bu bize kaba geliyor. Şimdi bir hanım kaynanam gelecek dese bakarsınız aynı kaba konuşuyor. Ama şöyle dese kayınvalidem gelecek. Yarısı valide Farsça ya. Evet. Pek kibardır o. Kaynatam gelecek dese değil. Ama kayınpederim gelecek. Bakın, görüyor musunuz aradaki farkı? İşte yabancı sözcükler sizin düşüncenizi ve kültürünüzü böyle evirir. Bilinçaltına yerleşir. Yerleşir. Ve bakın, bu dil devrimi tabii ki ne zaman? 80'lere doğru, ama hiçbir zaman Osmanlıca hayranlığı yok olmuyor. Ama günümüzde, şimdi ona da değinelim, 4'e 10 geçiyor. Ben sizi de izleyicileri de çok fazla bunaltmak istemiyorum. Ama günümüzde şöyle bir tehlike var. Bir kere onu belirtmek isterim. Öncelikle bir anlam daralması var. Biz anlaşamıyoruz. Toplum olarak bak, söyleyen dinleyeni, dinleyen söyleyeni anlamıyor. Çünkü ağzından çıkan sözcükleri yaklaşık olarak ya yani biz eğitimli insanlar bile yıllar önce, şimdi laftan lafa geçmek de istemiyorum. O kadar çok yabancı sözcük var ki dilde. Artık Türkçe de düşünemiyoruz. Yani Türkçe düşünemiyoruz biz. Şimdi ben bunları nasıl düşünemediğimizi, niye Türkçe düşünemediğimizi size örnekleyeceğim. Şöyle bir şey anlatayım bakın size, şöyle bir anımı anlatayım. Biliyorsunuz belediyenin çok güzel yerleri var. Bir tanesindeyiz, adını vermeyeyim. Eşimle çay içiyoruz. Derken bir adamcağız geldi. Çay istedi. Çocuk, çalışan çocuk dedi ki, self servis. Tamam dedi. Biraz sonra yine durdu. Çay istiyorum dedi. Yine dedi ki self servis. Adamcağız anlamıyor. Yani anlamak zorunda da değil ki self servisin ne olduğunu. Dedim ki ben, beyefendi gidip şuradan kendiniz alacaksınız. Sonra içeri gittim oranın yöneticisine. Dedim ki karşıma, Allah rızası için bak, bu insanlar self servisin ne olduğunu bilmiyor. Bilmek zorunda da değil. Şunu bir Türkçesini yazın, bir yere asın. Şöyle bir baktı. Aa dedi, çok haklısınız. Biz dedi bunu self service diye yazmışız dedi. Self servis diye yazmamız lazımdı dedi. Türkçesi oluyor. Ya dedim, rica ediyorum kardeşim. Sen bunu ne dersin buna? E ne diyelim dedi. Self servis, self servis. Ne dedi? Kardeşim, bunu nasıl anlatırsın? Bir söyle bakayım. E dedi self servis. Bak kardeşim, yiyeceğin içeceğini kendin al. Kendi servisini kendin yap. Kendi masaya servis yapılmaz. Ya bunlardan birini diyemiyor musun sen? Diyemiyor. Çünkü Türkçe düşünemiyor. İş o boyuta geliyor.
Hatta biliyor musunuz? Şimdi çok örnek var da. Yani nasıl düşünelim? O kadar çok yabancı sözcük, o kadar çok yabancı sözcük var ki. Artık biz Türkçenin mantığını yitirdik. Yani bunlar evet bilim için şart ama halkı ilgilendiriyor. Rekonstrüktif cerrahi, radiodiagnostik kürsüsü, fitopodoboloji kürsüsü. Ben bunu ne anlayayım hastaneye gittiğimde kardeşim yani. Tıp benim için değil mi? Ben iyi kötü bir eğitim görmüş insan bir ilaç prospektini anlayamayacak mıyım? Bakın dilin mantığını nasıl yitiriyoruz. Hiçbirimiz düşünmüyoruz ya bu ne demek diye. İnsanlar itiraz etmiyor. Bu kadar mı olur? Mesela diyor ki şey çıkmış beslenme uzmanı konuşuyor. Havalar çok sıcak diyor. Bol bol su tüketin diyor. Bunu duyuyorsunuz değil mi? Bol bol sebze meyve tüketin diyor. Bunu da duyuyorsunuz. Tüketmek ne demek? Yani ben yok şöyle desem. Evde ekmek tükendi. Ne anlarsın kardeşim? Bitmek. Bitti. Ya Allah korusun biz niye suları tüketelim? Biz niye sebzeleri meyveleri tüketelim? Ne diyecek? Su için meyve yiyin diyecek. Evet. Çünkü adam diyor ki ticari taksi. Anons ediyor. Trafik polisi. İşte 48 RH ticari taksi. Bekleme yapmayınız. Bekleme yapmayınız. RH. De bu başımızı derdi çok şey var da. Kardeşim ticaretsiz, ticari olmayan taksi var mı? Taksi zaten ticari. Taksi zaten ticari. Bana bir de en bakın bana en çok işte dilin mantığı kalmıyor artık. Mesela diyor geçtim bir de yabancıların etkisiyle değişiyor. Tabii. Dilin sistemi değişiyor. Hem mantığı bizi düşündüremiyor hem de sistem değişiyor. İşte sahne almak. Ya biz almayız sahneye çıkılır. Taksi almayız. Taksiye binilir. Kadın çay kaşığını düşürüyor. Çağırıyor. Oğlum bana bir mikser getirir misin? Ben de seslendim. Hanımefendi mikser bitti rondo verelim mi? Mikser diyor çay kaşığını. Evet. Şimdi bakın geçtiğimiz gün geçti. Bizim Türk dilinin mantığı odur ki biz geçmeyiz. Bak şöyle geçtiğimiz ömrüm diyor muyum? Geçen ömrüm diyorum değil mi? Geçen hafta, geçen gün dememiz lazım. Ama bunu fark, mesela bakın bir de en çok dikkat edin su şişelerine. Yani dilin mantığı nasıl bozuluyor? Biz nasıl düşüncemiz nasıl daralıyor? Onu anlatmak istiyorum size. Şişelerin üzerinde yazıyor doğal kaynak suyu. Bizim sucun minibüsün üzerinde de var. Ya ben aklım almıyor. Yani yapay kaynak nasıl oluyor kardeşim? Arıtma suyu anlıyorum. Ama doğal kaynak olur mu? Şimdi hiçbirimizde bu doğal ne demek? Akıllı dolap. Bir de bu çıktı mesela akıllı masa. Bir sürü insan meydanda toplandı. Biz hiçbir Türk dilinde insana sürü demeyiz. Sürü hayvanlar için kullanırız. Biz işte grup deriz, kalabalık deriz. Sahil kenarına indik diyorlar. İyi güzel. Sahilin kenarı çok güzel. Zaten bütün kumsallarımız beach oldu biliyorsun. Kumsal kalmadı beach. Haydarpaşa Gar İstasyonu. Ya uçakla gelirken anons Atatürk Havalimanı'nda. 106 nolu gate çıplam sayılı Bodrum yolcuları. 106 numaralı gate kapısına gidiniz. Gate kapısı. Bunu hiçbir dil bekleme yapmayınız. Beklemede kalınız. Size gel. Ya bekleme nasıl bir şey? Nasıl yapılır? Pasta börek inşaat yapılır da bekleme diye bir şey mi var yapılan? Mesela yeni bir şey çıktı şimdi. Şimdi dil fukaralığı bu. İşte giriş yaptı, çıkış yaptı, yatış yaptı, bilmem ne yaptı. Yani dalış yaptı. Ya daldı, girdi, çıktı. Yapılmıyor. Öyle bir şey olmuyor. Bir gerçekleşmek. İşte olay gerçekleşti, sergi gerçekleşti, durum gerçekleşti. Yok. Yani biz böyle konuşmayız. Şimdi o kadar çok şey var ki söylenecek. Peki bunlarda bir kasıt arıyor musunuz? Hayır. Çünkü artık Türkçe düşünemiyoruz ki. Yani. Ama kimi sözcüklerin bu anlamları dışında kullanılmasında bazıları için söylüyorum ben. Ticari kaygılar da var. Ticari nedenlerle de yapılıyorlar. Yani tüketime insanları yönlendirmek adına da bunlar yapılıyor. Tabii ki zaten şık bulunduğu için. Ay, bunda çok haklısınız. Yahu mesela ben şimdi marka adı vermek istemiyorum. Ama ben onun bir Türk firması bir porselen
Ay gurur duydum. Allah'ım bu kadar güzel mi olur? Şeytandaki evdeki bütün kabı çanağa at. 50 yıldır, 46 yıldır kullanıyorsun. Git şu mağazadan evi donat. Donat, donatmak. Don, Azeriler hala gizli diye kullanır. Don, gizli evet. demektir. Türk firması. Ama adını o. Şu bardak çanak incik cincik koysa satar mı? Türk firması. Şimdi yine bir konfeksiyon Türk. Ama yabancı olacak. Eğer Türkçe bir isim olursa insanlar ona, hele Türkçe olursa da onu bozacak. Mesela Paşa Disco diyecek. Memos diyecek. Anlatabiliyor muyum? Evet. Onu da bozacak. Yani o kadar. Mesela birkaç şey söyleyeyim. Bu, artık Türkçe'nin bugünkü durumu 5 dakikaya kadar bitirmek istiyorum. Siz ne düşünürsünüz bilmem. İzleyicilerimi bunaltmak istemiyorum. Çünkü bunların her biri emin olun birer program konusu. Yani, biz böyle günlerce toparlamaya çalışıyoruz evet, evet. ama önümde de o kadar çok benim bilgisayar için hazırladığım sunumlar var ki. Kadın soruyor yanında dolmuşta. Doğacak çocuğunuz bayan mı diyor. Doğacak çocuğunuz bayan mı? Bayan. Ya kadın sözcüğü ayıp bir sözcük değil. Kan, Hakan, Katun, Hatun. Yani Kaan'ın yanında Katun var. Bu sözcük Tengri, Tanrı nasıl olduysa sözcükler böyle zaman içinde değişir. Katun olmuş kadın. Bu ayıp bir laf değil ki. Yani niye biz şimdi kadın kadın dururken birdenbire bayan bayan oluyoruz? Bu bay bayan unva, yani bayan Ayşe bayan Mektersin. Bir belediye başkanı açıklama yapıyor. Bayandan muhtarımız var diyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Neler neler daha yeni gazete 2 gün önce okudum. Anlatıyor. Aşağı indik diyor, arabamızı çalınmış olarak bulduk. Çalınmış. Şimdi bak dilin mantığını var mı burada mantık? Eğer buldunsa o şey çalınmamıştır değil mi? Çalındıysa zaten bulamaz. Bulamazsın tabii. Aşağı indik. Şimdi de denize girenler kendilerine suya kapılmış ya da ölü olarak bulabilirler. Bunu gazetede aldım. İşte de denize giriyorsun. Aha bir bakıyorsun. Ay ben suya kapılmışım. Konuşma diyorum. Dili de değil. Gazetede yazılı. Evet evet yazılı. Gazeteleri getirmedim. Ölü olarak bulabilir. Kendini ölü olarak insan nasıl buluyor? Ne diyor bakayım? Barzani start aldı. Bir de bu start almak. İki evli ablam var diyor. Güzel. İki evlilik nasıl oluyorsa iki evli konuşuyorlar. İki evli ablam var diyor. Kadının iki tane evi varmış. İki koca değil. Yani neye bir vali bunu açıklamasını yapan. Hava koşullarından dolayı sobalara dikkat. Mangal gibi aparatlar kullanmayın. Mangal aparat mı Allah aşkınıza? Mangal aparat. Boğazlarım ağrıyor. Şimdi bense burada o kadar çok benim yazdığım esprili şeyler var ki. Hangi birini söyleyeyim? Performans ödevimizi bitiriyoruz değil mi? Efendim, hayvanlar şeyine gidiyoruz. Sahil kenarına gidiyoruz. Neleri söyleyeyim? Neyi sıralayayım? Ayıp buluyoruz. Mesela gidin bir tezgahlara, o da başıma geldi. Penyelerin içinde dedim ki ya şu kavun iç rengini görebilir miyim? Kız bana baktı, çocuğum yavrum ne bilsin tabii öyle öğrenmiş. Somon rengini mi demek istiyorsunuz dedi. Yok kavun içi istiyorum. Kavun içi istiyorum. Tabii benim de inadım tuttu. Peki çocuğum dedim şu gece mavisine de bakayım. Aa sakso dedi. Saks. Gece mavisi. Ya hakikaten bu acı nasıl bir durum? Bizim toplum olarak bir an önce. Çünkü bu terör değil can yakmıyor. Enflasyon değil cep yakmıyor. Ama 50 yıl sonra olan böyle bir toplum vardı. Bu toplum ama nereye gitti? Ama yüreğimizi yakıyor. Yani bizi devşiriyor. Şimdi bakın ne geldi. Yani ben bunları hep de bir şey yapıyorum. Bir iki şey anlatmak istiyorum. Çocuk bahçesinde iki çocuk. Daha çok bu babay. Beni babay. Ya yani olmaz da. Hadi akümülatör yok, distribütör yok, hidrofor yok. Bunları ambiyansı bunu kullanacağız diyelim. Döviz efekti kullanacağız. Kardeşim, bizim esenleme sözcüklerimiz, güle güle, iyi günler, ayağınız, hiçbir ulus güle güle diye uğurlamaz. Yani gülmek mutluluktur çünkü.
Ayağına sağlık. Hani ayağın sağ olsun da bir daha gel. İyi ki geldiniz. Gene görüşelim. İyi akşamlar, iyi geceler. Bunlar varken bye bye baba. Çocuk, iki çocuk ayrılıyor. Çocuk parkında oturuyorum, yoruldum dinleneceğim. Baktım böyle 3,5-4 yaşında çocuklar birbirlerine bye 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 dediler. Ben de kulaklarına kar suyu kaçırayım diye. Çocuk oğlana döndüm, dedim ki sağlıcakla kal, sağlıcakla kal. Derken çocuk feryat feryat ağlamaya başlamaz mı? Oğlan yırtınıyor. Teyze bana salıncakta kal dedi diye. Çocuk hiç sağlıcakla lafını duymamış ki. Salıncakta kalmam, salıncakta. Sağlıcak lafını duymamış çocuk. Babayı biliyor. Salıncakta kal dedim sanıyor. Yine bir odayım böyle. Arkadaşımı bekliyorum, içeride işi bitsin. Orada büro sahibi geldi. Telefonlara bakan kıza dedi ki şu emergency numaraları yazdıydı. Emergency numaraları. Arkadaki panoya asledi. Ben de hemen önde oturuyorum. Kızcağız da özenle yazıyor emergency numaraları. İşte 155 polis, itfaiye, can kurtaran olur mu? Ambulance bilmem ne, belediye şey. Biliyorsunuz can kurtaranlar artık yok, kullanılmıyor. Yerine ambulans, evet, kullanıyoruz. Ambulans da demiyor, ambulance. Şöyle bir baktım aslı. Tepesine ne yazmış biliyor musunuz? Ömer cinsi numaralar. Ömer cinsi. Çocuğun yanlışı değil bu. O genç kızın yanlışı değil. O Ömer cinsi ne demek? Vapurlarda da yazıyor. Acil çıkış bir... Yani acil de Türkçe değil. Ama artık bu acil lafı bu toplumca özümsenmiş. Şimdi zaten oraya gelene kadar felaket oluyor. Bir sözcük alıyorsun... Tüm toplum acil bu demek diye algılayana kadar, acili o başka türlü algılıyor, bu başka türlü algılıyor. Arada ortak bir düşünce olmuyor. Yani karizmatik ne demek, o mu demek bunu anlamıyor. İstikşafi miydi o bir zamanlar? Evet. İstikşafi görüşmeler. Allah aşkına ne anladı toplum ondan? Hiçbir şey. İstikşafi, bunun yerine başka bir şey denemez mi Türkçe? Özellikle denmiyor. Çünkü anlaşılmak da istenmiyor. Bir amaç da bu. Ya hele şu. Şimdi hangi birini söyleyelim? Mesela. Bir önemli tehlike de sosyal medya üzerinden yapılan yazışmalar. Dili daha ki, daha da çok kötü duruma sokuyor. Evet. Çünkü belli karakterde belli sayıyla derdini anlatacağım. Hele o sosyal medya. Sessiz harfleri yok ederek. Derdini anlattığını sanıyorlar insanlar. Ama birisi soba tahtası derken öbürü bayram haftası anlıyor arkadaşım, kusura bakma. Ve dikkat et, bütün şimdi buradan gelecek, duyacaksın. Buraya gidecek, hemen dosya açılacak. Onun saniyeler milyonda biri kadar. Bu demek ha, benim dosyadaki karşılığı bu. Onu algılayacak, hemen onun yerine düşünce üretecek. Hemen onun sözcüğünü bulacak, cevabını verecek. Buraya doğru gidip bunu anlayamıyor ki. Bunu mu demek istedin diyor. Ne oluyor? Ay, tartışma çıkıyor. Ben bunu dememiştim. Ben böyle demek istememiştim. Diyemiyor ki. Demek istediğini doğru söyleyemiyor. Mesela çocuklara konulan adlar son zamanlarda. Hüreyre, Sümeyre, Hümeyre, Jasmin, Aleyna. Çok moda değil mi? Evet. Acaba bizim toplum Aleyna'nın ne demek olduğunu biliyor mu? Biliyor mu acaba? Hatta çıkın şuradan sorun. Bir okulda açılmış selamun aleyküm demiş öğretmen arkadaş çocuklara. Ya selamun aleyküm nedir diye bir sorun bakayım kaç kişi biliyor. Kendi biliyor mu? Biliyor mu? İyi günler demek ne demek? Bilir. Günaydın ne deyin? Hiç okuma yazma bilmeyen insan da günaydın. Hatta daha da rahatsın. Gününüz aydın olsun de. Yani. Selamun aleyküm ne demek? Bunu biliyor musun? Evet, selam. Esma-i Hüsna'dan bir kelimedir, tamam. Ama Arap'ın uzun çöllerinde adam diyor ki selamet üstüne olsun. Yani sesini selamun aleyküm. O şu demek. Benden sana zarar gelmez. Öbür de cevap veriyor. Aleyküm selam. Öyle de demiyor, şunu da diyor. Selamun aleyna.
Benimki de, benim selamet, selam, benim selam da senin üstüne gitsin demek. Aleyna, Arapça'da senin üstüne git demek. Profesör Doktor Şahin Filiz'le Türkçe konuşuyorum programlarını yaparken bir program yapmıştım 3 yıl önce ve bu aleyna sözcüğünü o vakitte dile getirmiştim. Pek çok kadın sonra beni aradı. Allah razı olsun, çocuğumun adını aleyna koyacaktım. İyi ki komamışım dedi. Bir kız çocuğu için düşünebiliyor musunuz? Bunu Şahin Filiz bize anlattı. Benimki senin üstüne demek ne kadar kötü bir anlam ya. Bilmiyor evet. Ki onun sesleri hoşuna gidiyor. Şunu da unutuyor bu toplum. Çocuklarımıza koyacağımız Türkçe adlar bu ülkenin tapu senedidir arkadaşım. Bizim ülkemizin tapu senedi çocuklara koyacağımız Türkçe adlardır. Bizim dilimizde kişiliğimiz, kimliğimizdir. Bir toplumun kişiliği, kimliği, geleceği, yani her şeyi yitirebilirsiniz. Ama dilinizi ve kültürünüzü bir kere gitti mi geri getirmek imkansız. Yani şöyle diyeyim en son, dil düşüncenin evidir. Yani biz bilgisayar gibi düşünecek olursak bizim tekrar fabrika ayarlarına dönmemiz lazım. Evet, format zaten belli. Ama onu yeniden, bakın şimdi ne yapmak lazım? Sorun şu, bir, bilimin yabancı dilde yapılması. Şimdi sorunları kısaca, okunacak çok şey var. Dedim ya, dil düşüncenin evidir. Dilimiz düşüncemiz, düşüncemiz davranışlarımız, eylemlerimiz, ürettiklerimiz, tükettiklerimizdir. Biz her şeyi tüketebiliriz. Siyasal, ekonomik çeşitli sorunlarımız olabilir. Komşularımızla problemlerimiz olur. Bunları zaman içinde şöyle ya da böyle çözümleyebiliriz. Ama biz, bizi, kişiliğimizi, bizi biz yapan değerlerimizi, bizi ulus yapan dilimizi ve kültürümüzü yitirirsek şayet bunu geri getiremeyiz. Bunu fark da edemeyiz. Yani bırakın Türkçeyi Türklere öldürtmeyelim. Teşekkür ederim. Biraz önce bir şey demiştiniz. O aklıma sonra takılır benim. Ben dil düşüncenin evidir derken önemli bir şeyi açıklamak isteyecektim. Herhalde program bitince aklıma gelir. Ve neden acaba ben bunu sorunları söylüyordum. Bakın sorunlar şu. Bir, kendi kültürel değerlerini basit bulmak. İki, eğitimin, bilimin ve eğitimin yabancı dilde olması. Bir ülkenin bilim adamları kendi dilinin bilim dili olamaz diyemez. Bilim adamı diyor ki Türkçe bilim dili olamaz diyor. Kardeşim sen yapacaksın. Kim yapacak? Fransa jeoloji mühendisi gelip de sana jeoloji terimi mi yapacak? Sen bunu öğreneceksin, kendi diline uyarlayacaksın. Bilim yabancı dilde yapılamaz. Akademik yükseltmeler önemli yabancı şey. Şöyle diyeyim yani daha insana. Mesela doktor mu olacaksınız? Girdiniz değil mi kurula? Yayınlarınıza bakılır. Yani 3 milyon insanın konuştuğu Danca'da yayın yapın. Puan alırsın. Ama 300 milyon Türkçe konuşan insan var. Puan almıyor. Akademik yükseltme bu demek. Üçüncüsü, mutlaka basın, yayın, iletişim araçlarının dili mutlaka çok iyi gözden geçirmeli. Eğitimde ana dile çok önem verilmeli. Yani bunun uçarı kaçarı yok. Siz Osmanlıca ile Arapça öğrenmekle çağ atlayamazsınız, bir şey olamazsınız. Basın yayın dili Türkçe'ye özendirmek, halkı bilinçlendirmek lazım. Özellikle aydın kesimlere aydın olmak bir sorumluluk gerektirir. Aydın olmak. Affedersiniz ben ne kadar çok konuştum değil mi? Ay vallahi çok konuşacak şey var. Şimdi kendimi izlerken kendime kızabileceğim. Diyeceğim ki yani. Keşke kadın, zamanımız olsa bunları çok daha uzun konuşabilsek. Evet. Anlatacağım çok şey var. Şey var evet. Çok şey var ama. Dilinize yüreğinize sağlık. Sağ ol aslında arkadaş. Aslında bu tür programları daha sık yapmak gerekiyor. Çünkü dili giderek yok olmasa da yozlaşan bir toplum haline geldik. Bu bizim için
belki ekonomiden çok daha önemli bir olay. Çok, o düzelir. Ama bunun çok fazla farkında değiliz. Giderek de biraz önce sizin söylediğiniz gibi o kompleks bizi daha da şeye doğru, bataklığa doğru çekiyor. O kompleksten kurtulmak gerekiyor. Aşağılık kompleksi. Ama şu da bir gerçek. Çok fazla zorlamak da doğru değil. Yani bir dolu uyandırmak lazım. Bir dolu şeyler türetebiliriz. Yeni Türkçe'ye kazandırabiliriz de. Eğer toplum içinde kabul görmüyorsa onda ısrar etmek de çok doğru değil. Bilinç uyandırmak lazım. Dil devrimde işte o bilinç uyandırılmıştı. Onun için başarılı oldu. Çünkü halkın peşinden gitmediği hiçbir dava olumlu sonuç vermez. Bu benim değil, bir dil bilimcinin sözüdür. Halkın bilinçle peşinden gitmediği hiçbir dava. Önce bilinci oluşturacaksın ki bu sorun ortadan kalksın ve olumlu sonuç versin. Bunu anlatmak lazım. Bakın bu üç grup insan ben gözlemliyorum. Bir grup insanımız, yurttaşımız bu sorunun farkında ve çok üzülüyor. Elinden hiçbir şey gelmiyor. Bir grup insan farkında ama önemsemiyor. Ya diyor, ne olur diyor İngilizce olsa. Aynı şey benim öğrencilerimde ilk derslerine girdiğimde üniversitede. Sonra haklılığımı o anlarlardı. Bir grup hiç farkında değil. Büyük bir grubu bu ülkenin insanı bu ülkede böyle bir sosyal kurumda bir yozlaşma, bir çürüme olduğunun farkında değil. Bakın bu ekonomiyi de etkiliyor. Çünkü üretkenliğiniz gidiyor. Tüketici oluyorsun. Tabii. Onun için, çünkü tüketici oluyorsun. Onun için zaten su için demiyorlar, su tüketin diyorlar. Evet. Tüketemiyorsun. Tüketiyorsun pardon, üretemiyorsun. Çünkü dilini kullanıp, kafanı çalıştırıp o bilimi yapamıyorsun. Evet. O kadar basit. Arkadaşım, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten benim için de çok yararlı bir program oldu. Ben de çok yararlandım. Estağfurullah. Ne mutlu bana. İleriki zamanlarda ne mutlu bana. İlk fırsatta yeniden böyle bir program yapabilmeyi diliyorum. Sevinirim. İzleyiciler de umarım yararlandı. Umarım sözümüz aydın oldu. Hoş oldu. Öz olmadı da. Pek öz konuşamadık. Konuşamadım ben. Umarım sözümüz aydın oldu, öz oldu. Çok olunca ister ışık saçtık, bakan göre göz oldu. Evet. Sevgili izleyiciler, 1932 yılında yapılan ilk Türk Dili Kurultayı'ndan sonra 26 Eylül itibariyle artık Dil Bayramı her yıl kutlanır oldu. Bu yılda 85. yılını kutlayacağımız Türk Dil Bayramı nedeniyle hazırladığımız bu özel program burada sona eriyor. Aslında konuşulacak, söylenecek çok şey var ama programımızın süresi içerisinde ancak bu kadar yararlanabildik sevgili hocamızdan. Estağfurullah efendim. Ben sizden yararlandım. Sağ olasınız. Sağ olasınız. Biz programı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün o sözüyle yine kapatalım. Ülkesinin yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır. Ve bu konuda ülkesine karşı sorumlu hisseden herkesin daha duyarlı davranması gerektiğini düşünüyorum. Ben sevgili hocama çok teşekkür ediyorum programa katıldıkları, bizleri aydınlattıkları için. Sizlere çok teşekkür ediyorum programı izlediğiniz için. Bir başka Açık Görüş programında yine değişik bir konu ve değişik konuklarla karşınızda olabilmek umuduyla hepinize iyi günler. Farklı bir tatil anlayışını Aktur'da yaşayın. Tatilde ev konforunu arayanlar için vazgeçilmez adres. Aktur Residence. Sürekli yenilenen tesisleri ve yükselen kalitesiyle Bodrum'da tatilin adresi Aktur, Açık Görüş'ü sundu.